sevgili çocuklar, bugün sizlerle beraber 1. dönem 1. yazılıya hazırlık çalışması yapalım. Bu dersimizi, bu videomuzu izlediğinizde umarım hepiniz çok yüksek alacaksınız. Hatta sonuçlarınızı yorumlara bekliyorum. Hadi dersimize hemen başlayalım. Aşağıdaki doğal sayıların okunuşlarını karşılarına yazınız demiş bize. Arkadaşlar burada yaparken şuna dikkat edeceğiz, bakın. Bölükler. Mesela şöyle ilk üçlü sayı birler bölüğü, daha sonrası binler bölüğü olacak. O yüzden ilk etapta buradaki binler bölüğündeki sayıyı okursak, yani ne var orada? 4 var. 4 dedikten sonra bölük adını söylüyoruz. Daha sonra da diğerlerini, yani 169'u söylüyoruz arkadaşlar. 169 diyoruz. Tamam, şu şekilde yazdık. Bir alttakine bakacak olursak, bunda ise arkadaşlar bakın 34 var, bir de 719 var. Bu 34 nerede? Binler bölüğünde. O halde 34 diyoruz. 34 bin diyoruz. Bakın bölük adını söylüyoruz. Daha sonra diğer kısmı okuyoruz. Yani 719 diyoruz. Tamam. Şimdi bir alttakine bakacak olursak, burada ise bakın birler bölüğü, binler bölüğü ve milyonlar bölüğü var. O halde milyonlar bölüğünden başlayacak olursak şunu yapacağız. Milyonlar bölüğünde 120 var. O halde 120 diyoruz. Sonra milyon diyoruz. Bunu dedik. Tamam. Sonra buradaki sayı 400 dedik arkadaşlar. Burada hangi bölüktü? Bindi. O halde bölük adını da söyledik şu şekilde ve buradaki birler bölüğündeki sayıyı söylüyoruz. Tamam, yani 120 milyon 400 bin 5 olacak. Buna baktığımızda o halde burada ise, burada 32 var, yazalım. 32 milyon dedik. Daha sonra burada 31 var. 31 bin dedik. Burada da 72 var. Şöyle yazalım. 72. Tamam, bu şekilde okuyoruz arkadaşlar soruları, sayıları. Şimdi burada ne var? 810. Yazalım. 810 milyon. Milyonlar bölüğünde çünkü, değil mi? Sonra 300. 300 nerede? Binler bölüğünde olduğu için bini de ekledim. Daha sonra da buradaki sayıyı yazıyoruz. Yani 240 diyoruz ve 40 diyoruz ve bitiriyoruz. Tamam. Şimdi bir alttakine bakacak olursak, burada milyonlar bölümünde 43 olduğu için 43 milyon diyoruz. Milyon. Daha sonra burada 712 dedik. Burada ne var? 12, bir de 1000 diyoruz çünkü binler bölümünde. Sonra bir de ne var burada? 500 var ve bu şekilde ne yapıyoruz? Sayılarımızı okumuş oluyoruz gençler. Evet, burada da demiş ki aşağıda okunuşları verilen doğal sayıları yazınız demiş. Hemen işe başlayalım. 200 bin 5 dediğine göre bakın binler bölüğü var. Orada ne var? 200 var. Hemen buraya 200 yazıyoruz binler bölüğüne. 5 dediği için diğer kısımda da sadece ne olacak? 5 olacak. Birler bölüğü, binler bölüğü bakın. Burada ise diyor ki 13 milyon. Demek ki milyonlar bölüğüne ne yazacağız? 13 yazacağız arkadaşlar. Daha sonra ne demiş? 8 bin demiş. O halde binler bölüğüne şu şekilde 8 yazacağız. Birler bölüğüne ise 7 yazacağız. 007. Bakın burası 13 milyon 8007 olmuş oldu. Burada ise 305 milyon diyor. O halde ilk önce milyonlar bölüğüne 305'i yazacağız. Milyona kadar işi hallettik. Şimdi 1000 ne diyor? 2000. O halde 002 dedik. Binler bölüğüne 2 yazdık. Şimdi birler bölüğüne ise 301 dediğine göre şu şekilde yazdık. Yani burası 305 milyon 2301 sayısı olmuş oldu. Şimdi burada ise 73 bin. Demek ki ne yapacağız? Binler bölüğüne 73 yazacağız. Sadece 73.703 demiş. Evet, buraya da 703 dedik arkadaşlar. Bakın binler bölüğü, bunun bir öncesini yazdık. Sonra birler bölüğü de buraya yazmış olduk. Sayfamızda ise aşağıdaki sayıların bölüklerini yazınız demiş. Hemen bölüklerini yazmaya başlayalım. Bakın arkadaşlar, milyonlar bölüğü demiş. Şimdi buradan üçerli üçerli ayırmaya başlıyoruz şu şekilde. Bakın en sondaki milyonlar bölüğü olacak. Yani 627 milyonlar bölüğü. Daha sonra binler bölüğüne baktığımda ise bakın ortadaki kısım, yani 342 nerede? Binler bölüğünde. Ve burada ne var? 712 var. Bu nerede? Birler bölüğünde diyoruz. Tamam, şimdi buna bakalım. Burada ise yine Birbirine üçerli üçerli ayırırsak bakın milyonlar bölüğüne 2 sayı düşmüş oldu. Burada ne var? 32 var sadece. Burada binler bölüğü demiş. Ortadaki kısım yani 417 binler bölüğünde. Birler bölüğünde ise 0,73. Bunu sadece 73 olarak da yazabilirsiniz. Bir alttakine bakacak olursak yine üçerli üçerli ayırdığım zaman şu şekilde olmuş oldu. Milyonlar bölüğünde sadece 5 var. Binler bölüğünde 216 var. Birler bölüğünde ise 384 sayısı var. Burada ise yine şu şekilde üçerli üçerli ayıracak olursak milyonlar bölüğüne 40 sayısı düştü. Binler bölüğüne 372 sayısı düştü. Birler bölüğüne 0,17 yani sadece 17'de yazabilirim. 17 sayısı düşmüş oldu. Aşağıdaki sayının basamak adını ve değerlerini yazınız demiş. Bu da bizim için oldukça önemli. Bir altını da şöyle çözümlemesini yaparız. Şimdi basamak adı bu. Hangi basamakta? Birler basamağında. Güzelce yazalım şöyle. Birler basamağı dedik. Tamam, bakın şu şekilde yazdık. Şimdi basamak değerine baktığımda ise şöyle yapacağız. Bu 5 nerede? Birler basamağında. O halde 5 ile 1'i çarpacağız. Ve 5 kere 1'den basamak değerini 5 olarak hesaplamış olacağız. Bir alttakine baktığım zaman burası hangi basamakta? Onlar basamağında. Bakın onlar basamağında. Buna baktığımızda bu yüzler basamağında artık. Yazalım şöyle bütün basamakları. Sonra binler basamağına geçiyoruz. Binler basamağı. Sonra 10 binler. 10 binler basamağı. Sonra 100 binler basamağı. Daha sonra milyonlar basamağı, milyonlar basamağı, sonra 10 milyon değil mi? 10 milyonlar basamağı olacak. Sonradan da 100 milyonlar, 100 milyonlar basamağı olacak. Şimdi basamak değerlerini yazarken mesela yine aynı şekilde burada ne var? Onlar basamağında 0 var. Ben bu 0 ile 10'u çarptığım zaman ne buluyorum? 0 buluyorum. Bu da basamak değeri olmuş oluyor. Yüzler basamağında 7 var. Yani 7 ile 100'ü çarptığım zaman sayıyı 700 bulmuş oluyorum. Bu da bunun basamak değeri olmuş oluyor. Daha sonra burada ne var? Binler basamağında 1 var. 1 ile 1000'i çarpıyorum. Çünkü burada bakın 1 var. Sonra bu da ne oluyor? Yine 1000 oluyor. Değil mi? Bu da ne oldu? Basamak değerini bulmuş olduk bu kısmın. Şimdi 2 ise nerede? 10.000'de. 2 ile neyi çarpacağım? 10.000'i çarpacağım şu şekilde ve buradan ne buluyorum? 20.000 buluyorum. Bu da bunun basamak değeri olmuş oldu. Daha sonra 0 ile 100.000'i çarptığımda ise yine 0 bulacağım. Çünkü neden? 0 yutan eleman olduğu için basamak değeri yine 0 olacak. 7 ile milyonlar basamağında olduğu için 1 milyonu çarpacağım ve burada 7 milyon elde edeceğim. Bu da bizim basamak değerimiz olacak. Burada bir sayısı nerede? 10 milyonlar basamağında. 1 ile 10 milyonu çarparsam yine şöyle 10 milyon sayısı bulurum. Bu da bizim basamak değerimiz olur. Daha sonra buradaki 4 var. 4 nerede? 100 milyonlar basamağında. 4 ile 100 milyonu çarparsam 400 milyon elde ederim basamak değerini. Şimdi arkadaşlar burada basamak değerlerini bulduk. Bunları toplarsak yani işte 5 var artı 0 yazmama gerek yok. 700 var. Daha sonra artı 1000 var. Bunu da yazalım şöyle. Sonra artı 20.000 var. Şu şekilde yazalım 20.000'i de. Artı ne var? Bakın 7 milyon var. 7 milyonu da yazalım. Artı tekrar 10 milyon var. Altına yazalım şu şekilde. Tekrar artı bir de 400 milyon var. Öyle değil mi? Şöyle yazdık. İşte bunların bu şekilde yazımına da biz çözümleme diyoruz. Yani buradaki sayıyı çözümlemiş oluyoruz. Burada işte 7 çarpı 100, 1 çarpı 1000, 2 çarpı 10 bin, işte 7 çarpı 1 milyon, 10 çarpı 10, 1 çarpı 10 milyon, 4 çarpı 100 milyon şeklinde de yazabiliriz. O da bir çözümlemedir. Bu da bir çözümlemedir arkadaşlar. Evet, aşağıdaki doğal sayıların arasındaki noktalı yerlere küçüktür, büyüktür ve eşittir sembollerinden uygun olanını yazın demiş. Hadi yazalım arkadaşlar. Şimdi burada hangisi büyüktür, hangisi küçüktür? Tabii ki basamak sayısı büyük olan daha büyük olacaktır. Yani bu kısım daha büyük. O yüzden şu işareti koyuyoruz. Yani böyle, bu işaret arkadaşlar bakın ağzı açık kısım yani şu kısım büyük kısma gelecek. Bu şekilde yazalım. Ya tabii ki buraya çizgi çektiğimde B harfi oluyor ama bazen karıştırabiliyorsunuz. Bunu da aklınıza tutun. Yani şu ağzı açık kısma ne gelecek? Büyük sayı gelecek. Tamam mı? Şimdi burada ise yine basamak sayısı. Burada 4 basamaklı. burada ise 2, 4, 5 basamaklı bir sayı var. Basamak sayısı daha büyük olan, daha fazla olan daha büyük olacaktır. O yüzden bu daha büyük olduğu için bunu bu şekilde yazmış olduk. Bir alttakine baktığımızda ise bakın burada da şu şekilde 6, 7, 8 basamaklı, bu da 8 basamaklıdır. Böyle olduğu zaman, yani basamak sayıları eşit olduğu zaman basamak basamak değerlendirelim. Bakın burası 4, burası 3, yani burası 42 milyon, burası 32 milyon. Tabii ki 42 milyon 32 milyondan daha büyük olacak. Burada ise yine bakın basamak sayılarını kontrol ediyoruz. Ne oldu? Bunun basamağı daha fazla oldu. O yüzden hangisi? 342 milyon 34 milyondan tabii ki daha fazla, daha büyük olacak. Tamam, şimdi burada ise yine burada bakın 7 basamağımız varken burada 8 tane basamağımız var. Burası 9 milyonken burası 62 milyon. O yüzden 62 milyon 9 milyondan daha büyük olacak. Burada ise şöyle basamak sayılarına bakarsak 6 basamaklı, bu da 6 basamaklı. Sonra burası 3, burası 3, burası 2, burası 2. Hala bir sıralama yapamadım. Ama burası 0, burası 1 olduğu için hangisi daha büyük olacak? Burası daha büyük olacak. Burada ise bakın şöyle basamak sayılarını baktık, değil mi? Eşit çıktı. 3'e 3, 4'e 4, 1'e 1, her şeyiyle eşit. Yani burasındaki sayı neyse burasındaki sayı da o. O halde araya ne koyacağız burada çocuklar? Eşittir ifadesi koyacağız. Evet, yazılıda belki bu tarz bir soru çıkabilir. Demiş ki yukarıdaki ifadenin sağlanabilmesi için kare yerine kaç tane sayı yazılabilir demiş. Şimdi buradaki kare baktığımda nerede? Büyük kısımda. Yani buradaki sayı buradaki sayıdan büyük. Basamak sayılarına bakalım. Burada 8 tane. Buraya bakalım, kare dahil burada da 8 tane sayımız var. O halde kare... Şimdi 7'ye 7, 2'ye 2, 9'a 9, yani kare dışında diğer her yer aynı olduğu için karenin hizasına gelen, yani milyonlar basamağındaki 6 sayısından bu karenin ne olması lazım? Büyük olması lazım. Peki neler olabilir? 7 olabilir, 8 olabilir ve 9 olabilir. Başka da rakam kalmadı. Yani 10 yazamam mesela buraya. O yüzden 7, 8, 9 olmak üzere 3 tane sayı yazabiliriz diyoruz. Buradaki soru ise yukarıda verilen rakamlar ile rakamları farklı ifadeler yazacağız. Bakalım neler yazacağız. Birincisi 7 basamaklı en büyük sayı demiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane sayı var. O halde en büyük sayı için bunları en büyükten küçüğe sıralayalım. Yani buraya baktığımda en büyük sayı ne var burada? 9 var. Daha sonra ne var? 7 var. 7'yi yazdım. Sonra 5 var. Sonra 4 var. Sonra 3 var, değil mi benim gördüm? Sonra 2 var ve sonra da 0 var. Bir de kontrol edelim. 7 tane yazdık mı? Yazdık. Yani burada 9 milyon 754 bin 320 sayısını elde etmiş olduk. 7 basamaklı en küçük sayıda ise küçükten büyüğe sıralayacağız. Yani 0, 2, 3 diye yazamam ama 7 basamaklı demiş. Yani 0'ı başa yazmamak üzere 0'dan sonraki en küçük sayı ne var? 2 var. 2'den sonra yazıyoruz? 0 yazıyoruz. Sonra 3, sonra 4, sonra 5, sonra 7, sonra da 9'u yazmış oluyoruz. Buraya bakarsak 2 milyon 34 bin 579 sayısını elde etmiş olduk. Şimdi bir alttakine bakacak olursak diyor ki bize 7 basamaklı en büyük tek sayı. Şimdi tabii ki bunu yazıyoruz. Yani başlıyoruz 9, 7, işte 5, 4 yazdık. Şimdi tek sayı, geriye 3, 2 ve 0 sayıları kaldı. Tek olduğu için birler basamağına tek sayı yazmam lazım. O halde burada büyük yazacağım için büyük olan 2'yi buraya yazıyoruz, 0'ı buraya yazıyoruz, 3'ü mecburen en sona almış oluyoruz ve böylelikle yazabileceğim en büyük tek sayıyı yazmış oluyorum. Yani şöyle bakarsak 9.754.203 sayısı en büyük, bu rakamlarla yazılabilecek en büyük sayıymış. Şimdi alttaki ise 7 basamaklı en küçük çift sayı diyor. Şimdi burada yine küçükten büyüğe doğru yazacağız. Yani 2'yi yazacağım, 0'ı yazacağım, 3'ü yazacağım. Fakat başka geriye sadece 4 kaldı çift olarak. Bunu en sona atacağım için 5'i, 7'yi, 9'u ve buraya da 4'ü yazacağım. Böylelikle ne yapmış oluyorum? Küçükten büyüğe sıralarken son basamağa çift sayı yazmış oluyorum. Ve en küçük çift sayıyı bulmuş oluyorum. Yani 2.035.794 şeklinde bir sayı elde ediyorum bunları kullanarak. Aşağıda verilen sayı örüntülerinin kurallarını bularak 50. adımlarını hesaplayalım. Şimdi kural bulma olayı şöyleydi arkadaşlar, bakın. Artışı buluyoruz. Şimdi 10'dan 13'e 3 artmış. 13'ten 16'ya 3 artmış. Burada da 3 artmış. Yani bu ne yapıyor? 3 artı gidiyor. 50. adıma kadar bunu tabii ki yazarak bulabilirsiniz. Ama şöyle de bir kolaylık yolu var. Şimdi diyorsun ki 3 arttıysa ben 3 ile neyi çarpıyorum? Adım sayısını çarpıyorum. AS yazalım buraya. Tamam, adım sayısını çarpıyorum. Şimdi birinci adımın 10 olması lazım. Şimdi ben bu birinci adım için adım sayısı yerine ne yazıyorum? 1 yazıyorum. 3 kere 1, 3. 10 olması lazım. Olmadı. Kaç eksik geldi? 7 eksik geldi. O zaman buraya da 7 ekliyorum. Şimdi oldu. Şimdi 3 kere 1, 3. 7'ye eklersek 10 oldu. İkinci adım için konuşalım. Buraya 2 yazarsam 2 kere 3, 6. 7 eklersek bakın 13'ü elde etmiş olduk. 50. adım için ise o zaman adım sayısı yerine ne yazacağız? 50 yazacağız. Yani buraya 50 yazacağız. Şuraya 50 yazıyorum. Yani 3 çarpı 50, daha sonra buna da ne ekliyorum? 7 ekliyorum. Şimdi 3 ile 50'yi çarparsak burası 150 oldu. 7'yi de eklersek şu kısım boş, oraya yazalım. 157 sayısını elde etmiş olduk. Şimdi bir yandaki örüntüye bakacak olursak bakın bu 17'den 22'ye 5 tane, sonra tekrar 5 tane, 5 tane, yani 5'er 5'er artıyor. O halde ne yapacağız? 5 çarpı adım sayısı diyeceğiz. Şimdi adım sayısının birler basamağını öncelikle vermesi gerekir. Birler basamağı diyorum, pardon. Birinci adımı öncelikle vermesi gerekir. Yani ben adım sayısı yerine 1 yazdığım zaman, yani 5 çarpı ne oluyor? 1'den 5 oluyor. Ama 17 olabilmesi için bunun yanına bir de ne eklemem lazım? 12 eklemem lazım. O halde gidiyorum buraya 12'yi yazıyorum. Yani bizim kuralımız neymiş? Adım sayısının 5 katından 12 fazla olacakmış. 50. adım için ise 5 ile 50'yi çarpacağım. Daha sonra 12'yi ekleyeceğim. Burayı çarptığım takdirde bunu 250 buluyorum. 12 ekliyorum. 12 eklediğimde ise şuradaki boşluğa yazalım. 262 şeklindeki sayımızı elde etmiş oluyoruz. Buradaki örüntüye baktığımda bakın 8 tane arttı, 8 tane arttı ve 8 tane arttı. Demek ki artı 8 artı 8 ilerliyor. 50 tane tabii ki yazabilirsiniz ama işimiz biraz zor oluyor öyle uzun uzadıya yazınca. O yüzden şu adım sayısını, formülünü, yani şuradaki kuralımızı bulmayı öğrenelim. Yani ne yapacakmışız arkadaşım? 8 ile neyi çarpacağız? Adım sayısını çarpacağız. Tamam, adım sayısını çarpıyoruz. Adım sayısı, nokta koyalım şuraya. Şimdi burada ne var? Birinci adımda 1 var. 1 olması için buraya birinci adıma 1 yazdım. Yani birinci adım olduğu için 1 yazdım. 8 kere 1, 8, ama 1 olması lazım. Kaç fazla geldi burası? 7 fazla geldi. 7 çıkarırsam ne oluyor? Bakın 8 kere 1, 8, 7'yi çıkardım. Ne kaldı? 1 kaldı. O zaman sağladı. Yani benim kuralım adım sayısının 8 katından 7 eksikmiş. 50.yi hesaplayacak olursak 8 ile 50'yi çarpacağız. Daha sonra bundan da 7'yi çıkaracağız. Yani çarpalım hadi. Burası ne oluyor? Bakın. 400 eksi 7 oluyor. 8 ile 50'yi çarptım. Şu kısma yapalım. 0'dan 7 çıkmaz. 10'dan 7 çıktı. 3 kaldı. Burada 9 kaldı. Burada da yine ne kaldı? Bakın 3 kaldı. Yani 393 sayısını elde ettik burada da. Buradaki örüntüme bakacak olursak bakın şöyle 10 tane arttı. 10 tane arttı. 10 tane arttı. Demek ki 10 artı artı gidiyor. Pardon, şu yok. 10 artı artı gidiyor bizim kuralımız. Şimdi 10 artıyorsa ne yapacağız? 10 ile adım sayısını çarpacağız. Yani A çarpı S, yani birinci adım, ikinci adım, üçüncü adım şeklinde. Birinci adımı elde edebilmek için adım sayısı yerine 1 yazıyorum. Şimdi ben buraya 1 yazarsam 1 kere 10'dan 10 bulursam burada 2 var. Fazlalık var. Ne, kaç fazlalık var? 8 tane fazlalık var. O halde bu 8'i çıkarıyorum. Bak şimdi 10 kere 1 10, 8'i çıkar 2. 2'yi elde ettik mi? Elde ettik. Demek ki bizim kuralımız adım sayısının 10 katından 8 eksik olacakmış. Şimdi sırada ise işlemimizi yapmaya geldi. Yani ne yapacağım? 10 ile kaçıncı adımı soruyordu bana? 50. adımı, 50'yi çarpacağım. Sonra 8'i çıkaracağım. Yani 500 eksi 8 diyeceğiz burada. Ve buradan da bakın 10'dan 8 çıktı, 2 kaldı. Burada 9, burada 4 olmuş oldu. Yani 492 sayısını elde ettik. Sıradaki toplama ve işlemlerine geçersek şayet, hadi başlayalım. 7 ile 3'ü toplayalım, ne olsun? 10. 10'un 0'ı elde var, 1 diyoruz. Daha sonra 1, 4 daha 5 olur. Bir de elde var, burası 6 olur. Sonra 2 ile 3'ü topladım, 5. 4'ün altında hiçbir şey olmadığı için şöyle aşağıya indirdim. Burada ise 7 ile 9'u toplarsak 16. 16'nın 6'sı elde var, 1 diyoruz. Burayı topladım, 9. 2, 7 daha 9. Bunu ekledim, 10. 10'un 0'ı yine 1 var elde. Şimdi burası da 9. Yine 1 ekledim. Yine 10 oldu. 10'un 0'ı elde var, 1 oldu. Bura 4. Bir de bu eldeyi eklersek 5 olarak bulacağız. Şimdi 3. toplama işlemimize bakarsak şayet buradaki 8 ile 3'ü toplarsak ne oluyor? 11 oluyor. 11'in 1'i elde var, 1. Sonra 9, 7 daha 16. Bir de burada da 17. 17'nin 7'si yine elde 1 var. Şurayı toplayalım 3. Bir de burada var 4 olmuş oldu. Burayı toplarsak da 8 elde ettik. Şimdi sıra çıkarma işlemlerimizde. Şimdi 5'ten 6 çıkmaz. Yandan alıyoruz. Burada 15 oluyor. 15'ten 6 çıkarsa 9 kaldı. Burada ise 9 kalmıştı. Çünkü bu da bir yandan aldı 10 tane. Onun bir tanesini buraya verdi. 9 taneden 8 tane çıkarsa bir tane kaldı. Burada bir tane kaldı. Birden 1 çıkarsa 0. Bu üçü de direkt ne yapıyoruz? Şu şekilde indiriyoruz. Şimdi buradakine bakacak olursak yine şimdi 0'dan 3 çıkmaz. Yandan bir tane onluk alıyoruz. Bu bir tane onluk buraya geldiğimiz zaman 10 tane ne oluyor? Birlik oluyor. Tabi burada da kaç kaldı? 6 kaldı. 10'dan 3 çıkarsak ne kalır? Burada 7 kalır. Şimdi 6 tane onluktan 9 tane onluk çıkamaz. Yandan bir tane yüzlük alırız. Buraya geldiğinde bir tane yüzlük 10 tane onluk olmuş olur. 6 da burada vardı. 16 tane onluk. 16 taneden 9 çıkarsa 7 tane kaldı. Tabi bu gitti. Burada ne kaldı? 0 kaldı. 0'dan 2 çıkmaz. Yandan alıyoruz. 10'dan 2 çıktı. 8 kaldı. Burada da ne yapıyoruz? Bakın 3 diye şu şekilde indiriyoruz. Burada ise yine aynı mantıkla 3'ten 7 çıkmaz. Yapmam gereken şey yandan yardım almak. 13'ten 7 çıkarsa 6 kalır. Burada 9 kaldı. 9'dan 1 çıktı 8. 9'dan 2 çıktı 7. Bu tabii ki dağıtandı. O zaman bir tane azaldığı için buna da 4 diyoruz. Aşağıdaki işlemlerde verilmeyen kısımları hesaplayacak olursak, bakın buradaki toplama işleminde birinci toplanan soruluyor. O halde yapmam gereken şey, sonuçta bu ikisinin toplamı burayı veriyorsa ben sonuçtan, yani 10.105'ten burada gördüğüm 3.426'yı çıkaracağım. Öyle değil mi? Hadi çıkaralım. Şimdi 5'ten 6 çıkmaz. Elde alıyorum. 15'ten 6 çıktı. Ne kaldı? 9 kaldı. Burada 9 kalmıştı. 9'dan 7 çıktı. 2 çıktı pardon. Ne kaldı? 7 kaldı. Burada ise 0 kaldı. 0'dan 4 çıkmaz. Yandan alıyorum. 10'dan 4 çıkarsa şayet 6 kalır. Burada 9 kaldı. 9'dan 3 çıkarsa da ne olmuş oldu? 6 olmuş oldu. Yani bu sayımız bizim 6.679'muş. Dilerseniz bunu sağlayabilirsiniz. Sağlamasını yapabilirsiniz. Toplayın, 15'in 5'i elde var 1, 9 1 daha, 10'un 0'ı elde var 1, 10 bir de elde vardı, 11'in 1'i yine elde var 1, 9 eldeye eklersek de 10 şeklinde işlemimize devam edebiliriz. Bir yanına baktığımızda ise burada yine ne var? İkinci toplanan soruluyor. Burada da aynısını yapacağız. Sonuçtan, yani toplamdan 5017'den 4275'i çıkardığımız zaman ikinci toplananı elde etmiş olacağız. Şimdi çıkaralım. 7'den 5 çıktı. 2 kaldı şöyle. Sonra 1'den 7 çıkmaz. 11'den 7 çıkarsa ne kalır? 4 kalır. Burada 9 kaldı. 9'dan 2 çıktı. Yine 7 kaldı. Burada da 4 kalmıştı. 4'ten 4 çıktı. Ne oldu? 0. Yani bu sayımız bizim neymiş? 742'ymiş. Şimdi çıkaralım hadi. Topluyoruz. Toplayalım hadi. 5 sağlamasını yapıyoruz yani. 5, 2 daha 7. Buraya topladık, 11'in bir elde var 1. 9 oldu. Bir de elde vardı 10. Yine bir elde var. Bunu da buraya bir tane elde ekleyerek 5 olarak indirdik. Yine aynı mantıkla şuradaki işlemi yapacak olursak, yani 2407 sayısından 1205 sayısını çıkaracağız, değil mi? Şimdi çıkarma işlemini yapalım. Burası ne olacak? 2 olacak. Burası 0 olacak. Burası da 2 olacak. Burası da 1 olacak. Yani benim sayım neymiş? 1202 sayısıymış. Toplayalım şimdi, sağlamasını yapalım. Topladık 7, 0, burası 4, burası da 2 oldu ve böylelikle toplamı bitirmiş olduk. Şimdi çıkarma işlemde verilmeyenlere gelirsek, burada ise arkadaşlar ne yapacağız? Bakın, ben 5000'den şuradaki kısmı çıkardıktan sonra bu olmuş. Yani 3216 sayısı olmuş. Bu farktır. Yani ben o zaman yine aynı mantıkla 5000'den 3216 sayısını çıkarırsam yine buradaki çıkan sayıyı elde etmiş olurum. Şimdi burada ne var? 0 var. O yüzden elde alıyorum. 10'dan 6 çıktı, 4 kaldı. Burada 9 kaldı. 9'dan 1 çıktı, 8. 9 kalmıştı. 9'dan 2 çıktı, 7. Burada 4 kaldı. 4'ten 3 çıktı, 1. Yani benim sayım 1784 sayısıymış. Sağlamasını yapalım. Şimdi çıkarma işlemi. Elde alıyorum. 10'dan 4 çıktı, 6 kaldı. 9'dan 8 çıktı, 1 kaldı. 9'dan 7 çıktı, 2 kaldı. 4'ten 1 çıktı, 3 kaldı diyoruz. Tamam, şimdi gelelim bir yanındakine. Burada ise bu kez çıkan sayı. Yani ne yapacağız biz? Şuradaki bir sayımızdan, tamam mı, şuradaki sayımızdan bir sayı çıkarmışız ve farkı bulmuşuz. O zaman ters işlem yaparsak 4107'den 7'ye pardon 172'yi eklersek biz şuradaki eksilen sayıyı bulmuş oluruz. Şimdi burayı topladık 9, burayı topladık 7, topladık 2, topladık 4 oldu. Yani aslında bizim sayımız 4279'muş, tamam. Şimdi şu kısımda tekrardan bir sağlama yapalım. Şimdi 9'dan 2 çıktı 7, 7'den 7 çıktı 0, 2'den 1 çıktı 1, işte 4 de aşağıya direkt indi ve bu şekilde sağlamasını yapmış olduk. Şimdi burada ise yine aynı mantıkla eksilen sayıyı buluyor, soruyor. Eksilen sayıyı bulabilmek için yapmamız gereken bu ikisini birbirine eklemek. İsterseniz başka bir yerde yapmadan da ekleyebilirsiniz. Mesela 7 5 daha ne yapar? 12. 12'nin ikisi elde var 1. Sonra burası ne yapar? 1. Bir de elde vardı 2. 0 0 daha şöyle yaptık. 6 4 daha ne yaptı? 10 yaptı. Şimdi bunu sağlamasını yapalım hadi. 2'den 7 çıkmaz. 12'den 7 çıktı 5 kaldı. Burada 1 kalmıştı. 1'den 1 çıktı 0. 0'dan 0 çıktı 0. 10'dan 4 çıktı 6 kaldı şeklinde sağlamasını da yapabiliriz. Bu sayfamızda bir problemimiz mevcut. Diyor ki içerisinde 3242 litre su bulunan bir havuza 1407 litre su ekleniyor. Daha sonra 127 litresi buharlaşıyor diyor ve bunun son durumunda havuzda kaç litre su varmış bunu soruyor. Şimdi ne yapacağız? İlk önce zaten 3242 litre suyum varmış. Buna 1407 tane yani 7 litre ne ekledik? Su ekledik. Bunu toplayalım. Burası 9 oldu. Burası 4 oldu. Burası 6 oldu. Burası da 4 oldu. Şimdi havuzda mevcut bu kadar ne var? Su var. Şimdi bundan ne kadar gidiyor? 127 litresi buharlaşıyor. Yani 4649'dan 127'yi ne yapacağız? Bu kez çıkaracağız. Bu çıkarma işlemi sonucunda 9'dan 7 çıktı 2, 4'ten 2 çıktı 2, 6'dan 1 çıktı 5. Bu 4'ü de indirdik. Demek ki bu kadar litre su kalıyor en sonunda. Evet, bu sayfamızda yeni nesil sorulara benzer olan bir tane örneğimiz var. Yandaki şekil bir kurala göre oluşturulmuştur. Buna göre boş dairenin içerisine gelecek sayıların toplamı kaçtır diyor. Şimdi buradaki kuralı bulmaya çalışacağız. Şimdi ne oldu? 7'den 10'a çıktı. Bakın 3 artmış. Acaba 3 artıp 16'ya ulaşabilir miyim? Hemen bakalım. Buradaki dairenin içerisine 10'a 3 eklediğimde 13 oluyorsa 13'e 3 eklediğimde 16 oluyor mu? Oluyor. Doğru, bulduk. Yani ne yapacağız? 3 ekleye gideceğz. 16'ya 3 ekleyecek olursak o halde burasını 19 olarak buluruz. 22'ye 3 ekleyecek olursak o zaman burayı da 25 olarak bulmuş oluyoruz. Şimdi boş dairelerin içine yani 13 gelecek, 19 gelecek ve de 25 gelecek. Şimdi bunları toplayalım. 9, 3 daha 12, 5 daha 17. 17'nin 7'si elde var 1, 2, 3, 4 bir de elde 5 şeklinde sayıyı 57 olarak bulduk. Bu sayfamızdaki örneğimizde yine yeni nesile benzeyen soru tiplerinden bir tane var. Şimdi böyle üçgenin içine A yazdığımız zaman zaten kuralı vermiş. A sayısının 3 katını alacakmışız. Böyle bir dörtgenin içine B yazdığımız zaman B sayısının 2 katını alacakmışız. Yani bakın yukarıda verilenlere göre şöyle bir işlemin sonucu kaçtır diyor. Üçgen içine bir sayı yazmışız. Dörtgenin içine bir sayı yazmışız. O halde üçgenin içindekini 3 ile çarpacaksak hemen çarpalım. Yani 426'yı 3 ile çarpalım. Tamam. 3 kere 6 18'in 8'de elde var 1. 3 kere 2 6 bir de elde 7 olmuş oldu. Bunu çarptık. Burası da ne oldu? 12 oldu. Şimdi bu sayıyı bulduk. Sonra ne yapacağız? 572 sayısını da 2 katını alacağımız için 2 ile çarpacağız. Bunu da çarpalım. 2 kere 2 4. 2 kere 7 14'ün 4'ü elde var 1. 2 kere 5 10 bir de elde 11 oldu. Yani şimdi yapmam gereken şey ise bunları toplamak. Yani 1278 sayısı bulduk bir tanesinde, bir tanesi 1144 sayısı bulduk. Bunları toplayacağız şimdi. Bu toplamın sonucu olarak da şurayı topladık. 12'nin ikisi elde var 1. Burası 11 oldu. Bir de elde yine 12. 12'nin ikisi yine elde var 1. Bura 3 oldu. Bir de elde 4 olmuş oldu. 1 ile 1'i topladık da 2 bulduk ve 2422 sayısını elde ettik.